Merhabalar. Çok saygılı ve sevgiler dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz EKPS'ye giren engelli arkadaşlarımız için sınav kaygısı ve baş etme yöntemlerinden bahsedeceğiz inşallah. Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, yani sınav kaygısı nedir? Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğünü, akademik başarısızlığını genelleyerek bunu kişiliğinin başarısız olarak algılamasından kaynaklanan, yani dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Genellikle sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalı bir şey. Öğrenciye öğrenmeyi bir amaç edinmeyi ve bir motive etmesi için çok faydalı bir şey. Ama faydalı olmayan kısmı ise yüksek ve aşırı kaygı hali. Aşırı kaygı sınavda başarısızlığa neden oluyor. İstenilen kaygı orta düzeyde olmalı. Yani hafif orta düzeyde bir kaygı olması bu kişiyi tetikliyor ve motive ediyor. Ve sınav kaygısının belirtileri. Hani birinci belirtisi felaket yorumları içeren düşünceler. Yani unutkanlık, dikkatini toplayamama, konuları hatırlamakta güçlük gibi zihinsel belirtilerimiz var. İkincisi ise gerginlik, sinirlilik, karamsarlık, korku hali, panik, kontrolü yitirme hissi, kendini güvende hissetmeme, çaresizlik ve heyecan gibi duygusal belirtilerimiz var. Üçüncüsü ise kaçma. Yani bu kaçma, ders çalışmayı bırakma, sınavı yarıda bırakma, kaçınma, ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme gibi davranışsal belirtiler. Ve sınav kaygısının nedenleri ne? Öncelikle bunlardan da bahsedelim. Birinci nedenimiz zamanı etkin kullanamama. Yani sınava, çalışmaya geç başlama, konuları yetiştirememe ve erken hani bu tarz sorunlar hani kaygıya neden oluyor. İkincisi yanlış ders çalışma alışkanlıkları. Yani bu plansız ve programsız da ders çalışmak başarısızlığın en önemli kaynağı. Yani bu kişinin motivasyonu düşmesine neden oluyor. Üçüncüsü ise mükemmelliyetçilik düşüncesi. Yaptıklarının en iyisi ve hiç hatasız olması gerektiğine inanan kişinin kaygısı daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Dördüncüsü ise başarısızlık korkusu. Başarısız olma korkusunda yaşayan kişiler hani güvenleri azaldığı için bu kaygı onları çok fazla etkiliyor. Ve beşincisi sınava çok fazla anlam yüklenmesi. Yani kişinin potansiyeline uygun olmayan amaç belirlemesi ya da sınavı kendini kanıtlayabileceği bir platforma dönüştürmesi de kaygıya neden oluyor. Ve en önemlisi şey altıncısı aile baskısı. Ailelerin çocuklarında çok fazla beklentisinin olması ve çocuğunun bunları gerçekleştiremeyeceği düşüncesi de kaygının yükselmesine neden oluyor. Ve kaygıyla baş etme yöntemleri neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Sınava planlı ve programlı çalışma bu kaygıyla baş edebilmemizi sağlar. İkincisi, sınav zamanına kadar ders çalışma. Son ana kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan 1-2 gün önce ders çalışmayı bırakmak çok faydalı ve katkı sağlayacak. Üçüncüsü uyku ve dinlenme ve beslenme. Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın. Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın. Sınavdan önce fazla ve dokunacak yiyeceklerden de uzak durun. Ve dördüncüsü düşünce ve inançlar. Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim? Bu sınavda başarılı olamayacağım. Ellerim titriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben yetersizim. Aptalım tekiyim gibi olumsuz ve yıkıcı düşünceler mümkün oldukça uzak durulacak düşünceler. Bunun yerine olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturacağız. Sonuç ne olursa olsun ailem beni seviyor. Bu sınavda başarılı olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bu sınav için yeterliyim. Ben çok akıllı biriyim. Çok zeki biriyim diyeceğiz. Ve en önemli diğer bir faktörümüz de doğru nefes alma ve gevşeme yöntemleri. Sınava girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinin artmaması için birkaç kez derin derin nefes alacağız. Gözlerimizi kapatarak derin nefesler alırsak bu rahatlamamıza ve düşüncemizin sabit şekilde odaklanmasına fayda sağlayacak. Son olarak da şunlardan söz bahsedebiliriz. Sınava en iyi yapabileceğiniz bölümden başlayın. Yapamadığınız soruları çok fazla zaman ayırmayın. Onları en sona bırakın. Soruları dikkatlice okuyun. Özellikle en sondaki soru cümlecine çok dikkat edin. Üst üste birkaç soruyu yapamıyorsanız, daha dikkatinizin dağıldığını düşünüyorsanız biraz mola verin, derin derin nefesler alın ve nefes egzersizi yapın. Hepinize bu zorlu maratonda başarılar diliyorum.
bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Daha iyi yayınlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.